Sanıyorum bütün dünyada çok seyahat ettiniz. Özellikle İslam dünyasında çok gezip dolaştınız. Bize özellikle İslam dünyasında gördüklerinizle ilgili izlenimlerinizi anlatır mısınız? Özellikle İslam ülkelerinde sanat hayatına ilişkin izlenimleriniz nedir? Eee well, Nasıl İslami ilimler başka bir yönde, diğer bilimsel etkinlikler ayrı yönde gelişmişse aynı şey İslam dünyasında da görülüyor. Ee, İslam dünyası parçalara ayrılmış gibi görünüyor. Bir grup dışa kapanmış, belli bir doğrultuda çalışmalarını sürdürürken başka bir grup yine diğerlerinden ayrı, diğerlerine kapalı olmak o, olarak kendi çizgisinde çalışmalarını sürdürüyor. Ee, ve tabi ilmi araştırmalarda buna göre farklı doğrultularda gelişiyor. Ee, bir de bir başka grup var ki İslami değerlere bağını büsbütün koparmış. Tamamen batılı değerlere göre hatta yakın zamanlara kadar sosyalist değerlere, komünist değerlere göre, göre arayışlar içerisinde görünüyorlar. Ama genel olarak gözlenen e, problem şu. İslami hayat ümmetin gündelik hayatını biçimlendirmiyor. Ve... E, i̇şlerimiz e, İslam'ın rehberliği doğrultusunda yapılmıyor. E, bütün bunların yanında bir de siyasi partiler var. İslami siyasi partiler var. E, sistemin içerisinde ama sistem de bunlara göre dizayn edilmiş, düzenlemiş değil. Bu neye benziyor, biliyor musunuz? E, sanki küçük balık büyük bir balığı yutmaya çalışıyor ama bu imkansız bir şey. İslam kuşatıcıdır, çok kapsayıcıdır. İslam'ın kendine mahsus bir sistemi vardır. Ama işler iyiye doğru gidiyor. Mısır'ı ziyaret ettiğim zaman çok mahsun olmuştum. Hatta Türkiye için aynı şeyi söyleyebilirim. Türkiye'yi de ilk gördüğümde şok olmuştum. Zira bir zamanlar çok yakın zamana kadar hilafetin merkeziydi Türkiye. Oysa şimdi bakıyoruz. Daha 100 yıl öncesine kadar hilafetin merkezi olan bu ülke, şimdi Batı'yla çok zavallı, yoksul ve geri bir ilişki içerisinde. Ve Batılılar ikide bir Türkiye'yi itip kakıyorlar Hayır, bu masada oturamazsın. Ee, burası bizim masamız ve sana da yer yok diyorlar. İşte bu açıdan çok mahzun olmuştum, üzülmüştüm. Ee, sanıyorum bir... Geçici temizlik dönemi, insanlar bugüne kadar folklorik olarak Müslümanlığı yaşıyorlardı ve bu gelenekten, görenekten görme Müslümanlık yeterli değildir. Ben inanıyorum ki Müslümanlar öğrenerek, bilerek, inanarak Müslüman olmalıdırlar. Sanıyorum bugünlerin iyi tarafı da burada. Bugün Müslümanlar araştırıyorlar, öğreniyorlar ve araştıran, öğrenen Müslümanlar şimdi kendi kendilerine soruyorlar. Bir zamanlar biz nasıl dünyanın önderiydik, dünya milletlerinin en önünde koşuyorduk, insanlığın meşalesini elimizde tutuyorduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.